Herkese merhabalar. A'dan Z'ye koşuya hoş geldiniz. Ben Can Ayaz. Ben Kerem Yıldız. Yeni bölümde karşınızdayız. A'dan Z'ye koşu. Bu hafta, geçen hafta ilk yayınımızı yaptık aslında. Geçen hafta neleri konuştuk? Aslında UTMB'den konuyu açtık ama günün sonunda UTMB'nin içerisinde neler oluyor? Ne oldu? Hani kapalı kapılar ardında konuşuldu. Birçok kişi de aslında Türkiye'de bence bu konuya biraz yabancı. Bilmeyenler için söylüyorum. Tamam, UTMB'nin ne olduğunu bilen birçok insan var. Ama arka tarafta bu elit atletlerin bir başkaldırısı olduğunu ve işin tekelleşmeye giden bir boyutun olduğunu konuştuk. Yani örnek verelim. Geçenki bölümde hatta biz yaptıktan sonra 2 gün öncesinde Asla Durma ile Aydın abi de bir yayın yaptılar. Hani UTMB'nin şu an tüm dünya genelindeki böyle seçkin arazi yarışları ile ilgili bir regülasyon ve bir yarış standardına getirmesi var. Bu günün sonunda güzel gözüküyor. Yani bir standardize edilmesi var olayın ama Türk sporcular için de işin kanayan yarası dediğimiz hadise, o masrafların artmasına aslında biz bakıyoruz sadece ama arka tarafta çok daha derin konular var. Yani biz kendi penceremizden öyle bakıyoruz. Buraya bir kısaca bir özet geçip bugünkü konumuza girsek güzel olur diye düşünüyorum. Ya şey konusunda UTMB saldırgan bir politikası var. Aslında geçen haftaki konuşmamızın aslında en önemli kısmı, yani UTMB gibi gözükse de dünyada neler oluyor aslında biraz daha ülkemizi açmaktı hedefimiz. Hı hı. Yani ki aldığımız tepkilerden de fena işe çıkartmadığımız açıkçası geri bildirim aldık yani. Çünkü şey yani Türkiye'de de aslında bir sürü arka planda işte Aydın abi Fatih'in yayında çok güzel bahsetmiş. Arka planda aslında olan dönen şeyler var. Sadece birçok sporcu şey olarak görebiliyor yarış işte, yani ne var işte CPX şey koyuyorsun falan ama aslında çok daha komplike bir arkada dönen bir yapı var. Saldırgandan kastın UTMB'nin saldırgan olması dedin ya az önce. Yani şu an o tarafta bir endüstriyelleşmeye gitmeye doğru mu? Hani bir endüstriyelleşme, yani sporun ve koşunun endüstriyelleşmesi olarak mı görüyorsun yoksa daha farklı bir yorumun var mı? Yani saldırganlık kelimesinin altında ne var sence? Abi yani bence kesinlikle. Yani bu, sen nasıl görüyorsun? Abi net endüstriyelleşmeye doğru gidiyor ya. Çünkü bir regülasyon var ve ben şunu görüyorum. Yani son yıllarda Iron Man hani olayı, Iron Man diyoruz ya işte, ben Iron Man'im. Yani hani işte ben UTMB'yim demeyecek adam belki ama hani ben UTMB yarışında koştum. Yani bir etiket olmaya doğru gidiyor bence. Bu yani şu andaki gidişat onu gösteriyor. Zaten aslında işin arka planındaki tekelleşme. En son yine Şubat başında bir toplantı yapıldı. Konumuza geçmeden önce bunu açıkçası biraz açmak istiyorum. Notları da aldım. Bu Pro Trail Running Association, yani işte bu dernekle birlikte UTMB görevlileri, UTMB yetkilileri tekrar görüştüler. Bu mevcut durumla aslında hani daha nasıl iyileştirebiliriz? Çünkü UTMB tarafı da anladığım kadarıyla bir orta yol bulmak istiyor. Bilmeyenler için söyleyelim. Pro Trail Runners yine elit atletlerden oluşan bir topluluk aynı zamanda. Evet. Killin Jornet'in de başında olduğu ve diğer atletlerin de olduğu bir platform olmuş durumda yani. Kurucularından aynı öyle. Şimdi en son yapılan toplantıda şunu soruyorlar. Zaten bu Kanada'daki yarıştaki olay çok büyük ciddi bir patlak vermişti. Geçen bölümde de konuşmuştuk. Bununla alakalı UTMB tarafından hikayenin anlatılmasını istiyorlar ve detaylı bir açıklama istiyorlar açıkçası. Hani bu Whistler'da neler olduğu aslında tarafını Gary Robbins tarafından dinledik ama UTMB tarafından neler olduğunu soruyorlar. Geçen bölümden izlemeyenler, yani dinlemeyenler, bir tane yarış, İşte Kanada'da olan yarışın ismi neydi Kerem? Whistler Alpine Meadows. Alpine Meadows. Her yıl yapılan bir yarış. Evet. Sonra bir gün bir bakıyorlar, yarışa kaydolacaksınız. Bir bakıyorsunuz Bay UTMB yarışı almış. Asıl organizatörden ses seda yok gibi bir durum vardı orada. İnsanlar buna şey yaptı yani, çanak kaldırdı o dönemdeki şeyler. Çünkü UTMB'nin davranışı etik değildi, etik aslında. Etik değildi yani. Birden bu yarışı şey yaptı. Yani bu, eğer yarış düzenlenirken UTMB biz geliyoruz alacağız ve size şu kadar para veriyoruz. Çünkü sonuçta yarışı büyütüyorlar. Gary Robbins ve ekibi. Olsa böyle bu şekilde sıkıntı olmazdı. İkinci üzerine durdukları nokta, yeni yarış eklenirken, ki bu bizim ülkemizde Kapadokya'yı da etkilediğini düşünüyorum. Yeni yarış eklenirken nelere dikkat edilecek ve hangi alanlarda lokal yarışlara, lokal organizatörlere alan bırakılacak? Bununla alakalı aslında bir yol haritası planlanması. Yani geçen sefer şeyi söylemiştim ya, UTMB
yarışı alıyor ya da işte yarışa ortak oluyor ama her şey karışıyor. Arka planda hani nerelerde UTM bir devreye giriyor, nerede girmiyor, bununla alakalı sporculara da açık bir şey yok, bir bildirge vesaire yok. Hani bunu bulamadığımı söylemiştim hatta sana, hatırlarsan geçen hafta da. Bununla alakalı bu işlerin birazdan netleşmesini istiyor Pro Trail Running Association. Diğer tarafta da yeni yarışlarda UTMB'nin yeni standartlarının netleştirilmesiyle alakalı bir o bildirgesini de yayınlamasıyla alakalı bir baskısı var. Peki bugün ana konumuza girmeden önce yani senin söylemek istediğin, şu an ekleyeceğin, burada ekleyelim onu da. Orada en son şeyi söyleyeceğim hani bununla alakalı. Bu şeyi söylemiştim, hatırlıyor musun geçen hafta? Zach Miller'la Killian'ın bu hareketi biraz aslında yukarıdan göründü ve sadece elit sporcular içinmiş gibi göründü. Onunla alakalı bir madde var. Ki özellikle, öyle değil aslında mı? Yani büyük kısmı öyle değil ama öyle olan bir kısmı da var. Şey söylüyor yani para ödülüyle alakalı ciddi bir şey var. Yani UTMB dışında hiçbir majorlarda bu arada UTMB'nin yapısı biraz daha incelediğimiz zaman her kıtada bir tane major koymaya başladı. Aslında şey, o şeyin en büyük yarışı gibi. Mesela Avrupa'nın Valderan, İspanya'da gerçekleşen Valderan yarışı major olarak geçiyor. Majorlarda para ödülü verilmiyor ve para ödülleri birçok sporcuya, eğer top seviye değilsen, elitsin ama top seviyeye giremiyorsun, az geliyor açıkçası ve bununla alakalı bir fon ya da oluşum oluşturulması isteniyor. Destek sağlanması isteniyor elit atletlerin aslında kendi. Anladım. Bunun dışında da en son toplantıda konuşulan şey çevresel koşullar. Bahsetmiştik, Dacia'nın girmesinden rahatsızlar. Dacia'yı bu yeşil politika adı altında nasıl konumlandırmayı bekliyorsunuz işte diye bir. Fosil yakıtı, araç benzinle çalışıyor ama bir yandan da doğa organizatörü. Ya bu işte şey zamanında oluyordu ya, hani Marlboro'nun işte sponsor olması, ne bileyim. Evet, Formula 1'de bayağı bir ünlüydü. Formula 1'de ya çocukken hep onları hatırlıyorum ben, gerçekten ilginç. Evet, bu duyarlılığın oluşması çok güzel ama bir yandan da. Şeyi soruyorlar, çevreyle alakalı kısımda bir iki maddesi daha şey söyleyeceğim, ondan sonra diğer konuya geçebileceğiz. Şeyi soruyorlar. Bizim birçok ülkemizde de yapılan yarışta olduğu gibi Chamonix'de Chamonix'e Cenevo üzerinden ya da çeşitli yerlerden toplu taşıma, büyük ihtimal bedava ya da çok cüzi ücretlerle bir toplu taşıma yapmayı düşünüyor musunuz diye bir soru var. Daha yenice yapıyor. Kapadokya yapıyor. Siz niye yapamıyorsunuz? Biz yani. Mesela İda da yapıyor. İda'nın startı yapıyor, hepsi farklı. Yapıyor. Ya tabii şey gibi düşünmek lazım. Şu an şaka yapıyorum yani de. Hani Boston'da şey görmüştük. Kaç tane otobüs kaldırılıyor. Tabii. Atina'da belki, keza aynı şekilde. Evet. Yani. Belki onunla ilgili bir coğrafi şey de olabilir. Bilmediğimiz. Ama burada aslında sporcuların beklediği şey hem desteklenme hem de genel olarak sonuçta herkes kendi arabasıyla ulaşım yaptığı zaman çok daha fazla aslında gaz emisyonu çıkacak. Bunu düşürmek aslında arka plandaki şey. Çünkü bununla alakalı bir de ekstra şeyi de söylüyorlar. Gaz emisyonu düşürücü ne tarz ve onunla alakalı pozitif ayrımcılık yapacak ne tarz bir şey yapabiliriz, politikalarınız var ya da işte ne bileyim yani hani bir şeyiniz olacak mı diye aslında soruyorlar. Ya çok şey geliyor bana, ülkeye baktığımız zaman biz kendi ülkemizi Türkiye üzerinden gittiğimiz zaman konuşulan konu ne kadar şey değil mi? Bizim dertlerimiz neler? Biz niye gidemiyoruz diye konuşurken adam aslında orada emisyonu düşünüyor ve hani daha yeşil bir enerjiyle daha az şeyle, ki olması gereken şey de bu aslında. Killian'ın hatta zamanında bir açıklaması var ya, bu gaz emisyonu düşürmek için ben sadece kıtalar arasında maksimum hani sene içinde bir tane overseas yani deniz aşırı bir yer şey, koşabilirim diyor. Yani böyle bir şey kendi kendine oluşturduğu bir şey var. Camille Heron en son işte şeye, girdi toplantısına falan. Ama genel olarak çıkan sonuç şu toplantıdan da, sanki Amerika Ironman kanadıyla UTMB Avrupa kanadı yetkilileri böyle birbirinden böyle biraz bağımsız hareket ediyor. Kopuk gibi. Yani Amerika'daki biraz daha sanki biraz daha ekonomi açısından parasal olarak düşünürken UTMB tarafının yaklaşımının, yani Avrupa tarafının daha böyle ılıman ve şey sporcu ama odaklı. İşte biraz da arada kaldık, ne yapacağız gibi böyle bir toparlama çalıştığını yani düşünüyorum. Yani orada Big Brothers gibi hani Amerika'nın aslında biraz da böyle emperyalist olmasından da kaynaklanıyor olabilir yani. Çünkü günün sonunda tekelleşmeye gitme ve endüstriyelleşme diyoruz ya, senin anlattığından ve şu andaki konuşmalardan benim de anladığım, evet, arada kalma durumu var Avrupa'daki yetkililerin. Hani bir yandan bir orta yolu bulma çabası varmış gibi hissediyorum. Yani
şey tarafı hani konuşulan konular arkadaşlar böyle biraz yani çok uzak gibi gelmesin ama hani gerçekten arka tarafta birçok insanın derdi olmuş durumda. Yarın işte, bir gün bizi de etkileyecek. Yani ülkemizde de bunu görürsek şaşırmayalım yani aynı şekilde. Aynen. Yani biz gene fiyatları vesaire takılıyoruz ama hani o olayın şeyi de değişecek. Belki hiç Türkiye'den organizatörleri de etkileyecek olan, tabii, onları da aleyhine olacak olan bir durum olacak ve biz daha çok mağdur olacağız. Çünkü şeyi mesela biliyoruz işte bu pandemi zamanında üretim krizi olduğu zaman maalesef ilk gözden çıkarılan pazarlardan bir tanesinin Türkiye olduğunu mesela biliyoruz. Tabii, hani tabii, bu noktada tabii. Şeyin farkında olmamız lazım. Güzel derken mi? Şeyi soracağım sana yani. Hmm. UTMB demişken sen şeylere biraz baktığını biliyorum. Bu son zamanlarda birçok yarışa bir sürü kişinin kaydolamadığını ya da işte ne bileyim abi biz geç mi kaldık sold out olduğunu duyuyorum. Yani kısacası yarışın da olduğunu duyuyorum. Sen bununla yani, alakalı bir şeyler baktın diye biliyorum. Baktım. Yani, UTMB'de hangi yarışlarda mesela şeyler var? Yani UTMB'de mesela bizim takvimde yine bizim de koyduğumuz yarışlardan işte Istra olsun, ondan sonra Mozart olsun, sonra bir tane daha İspanya'da olan bir yarış daha vardı. Adı neydi onun? Şey, İngiltere'de şey dolduğunu biliyorum. Snow Danya'nın dolduğunu aynen biliyorum. Ya şimdi şu var. Örnek veriyorum. Andorra. Andorra. Aynen sınırda olan. Andorra. Sonra geçen yıl katıldığımız Chianti Ultra. Bu arada mesela örnek veriyorum. Chianti'yi ben çok merak ediyorum. Şu anda Chianti biz gittiğimizde 2023 senesinde Bay UTM bir yarışı değildi. Biz hatta kendi aramızda geyik yapmıştık. Ya burası çok güzel. Nasıl UTM bir burayı almamış dedik. Bu yıl almış. Yani 2024 edisyonu Bay UTMB olacak. Oraya da gidecek olan sporcularımız var. Ben onların da görüşlerini merak ediyorum. Yani bir kıyaslama yapmak istiyorum. Ne değişti mesela özellikle? Şimdi dediğin konuya dönecek olursak birçok yarış birden sold out oluyor. Yani büyük bir patlama var bir yandan da. Hani bu aynı zamanda araziden ziyade yol yarışlarında da var. Yani örnek veriyorum işte sen şu anda Berlin yarım maratonuna 58 gün var. Yani bugün ayın kaçı? Bugün ayın 8'i 58 gün var. Şu an İstanbul yarım maratonunda kayıtlar açık. Berlin yarım maratonu çoktan sold out olmuş durumda. Ve şu anda aslında belli başlı büyük yarışlarda bir patlama var esasında. Yani kayıt patlaması var ve insanlar şeyi kaçırıyor. İşte Mozart'a kayıt olamayan birçok sporcu var. İsrail'in şu an hepsi kapandı. Mozart'a ben de olamadım. Evet. Gideceğim ama. Sen Sevilla'ya da olamadın galiba. Yok Sevilla'ya oldum. O konuştum. Sevilla'da oldum ama. Sevilla keza. Sevilla'da olamayan sporcularımız vardı. Dışarıdan mesela farklı bir yani mesela bazı şeylerde Sevilla'da da var. Yurt dışından gelecek sporcular için. Ayrıca ekstra ücretle bib satan mesela ekstra bir site varmış. Bu işin turizmi de var. Yani arkadaşlar yani organizasyonu var. Otel konaklama paketi olarak satın alabiliyorsun. Eğer kaydı kaçırdıysan charity üzerinden alabiliyorsun. Keza ben şeyi de aslında konuşmak istiyorum. Bu arada benzer bir şey pardon sözünü kestim ama lafı unutma. Kopenhag Maratonu'nda da mesela Kopenhag Maratonu'nda da olmuş. Rotterdam'la ya beraber. Kopenhag'da da hatta şöyle bir site yapmışlar ekstra. Gelemeyecek kişi bib numarasını satabiliyor. Bu şey gibi bizim Pasolik'te kombine devretme muhabbeti var ya. Onun gibi yapmışlar abi, yani. İsim değişiyor mu? Önemli olan. İsim değişiyor. Sonra hani Türkiye'de eleştirirler. Bir şey olur hani o sıkıntıya düşmesin oradaki şey, insan. Site official yani direkt şey. Kopenhag bence. Bence de yani hani gelemeyen adam bibini devredebiliyor olması makul koşullarda bence de gerekiyor açıkçası. Bu arada şeyde yapıyorlardı mesela AVM'de ve şeyden ziyade bu çok oraya girmeyeceğim ama mesela evlere postalanıyordu bip numaraları. Mesela evet, toplu halde. Mesela güzel bir şey bu da. Sen bir yere gitmek zorunda kalmıyorsun. İşine şey yapmak zorunda kalmıyorsun. Bazı yarışlar bunu da yapıyor. Yani günün sonunda şu anda aslında bugünün konusunda konuşacağımız konulardan bir tanesi yarışlarda şu an majör yarışlarda arazide ve asfalt yarışlarında büyük bir patlama var aslında. Aydın abinin Asla Durma podcastinde benzetmesi vardı. Bambu olayı. Yani birden şu an ülkemizde de Türkiye'de de bunun birazcık tersini görüyoruz aslında. Örnek veriyorum nedir? İşte İstanbul Maratonu yıllardan beri yapılıyor. Her yıl büyümesini bekleyeceğimiz bir yarışın maraton tarafı büyümüyor. Sayılar artıyor bildiğim kadarıyla ama yani belli bir sayıda kalıyor. Sen ne görüyorsun? Yani nasıl düşünüyorsun bu iş? Türkiye'deki tarafını nasıl görüyorsun? Ya Türkiye'de şeye baktığımız zaman yani şimdi sen de koşu geçmişini hatırla. Kaç senedir koşuyorsun yani. Şu an organize edilen yarışlara bak. Bir atıyorum 10 sene öncesini ya da 5 sene öncesini düşün. Ne kadar fazla aslında yarış fazlalaştı yani şey olarak. Bununla alakalı tabii biraz daha aslında dolu yarışların olmasını açıkçası bekliyoruz. Yani hani işte
şeyi biliyorum mesela Kapadokya'nın öyle bir hedefi var yıllardır ve tam böyle bir şey olacak işte pandemi girdi. Pandemi öncesi mesela çok iyi gidiyordu. İşte sonra yurt dışındaki yarışçılar gelemedi falan. Nasıl bir hedefi var sence? Bir vizyon olarak şey söylüyorsun. Şey olarak ben... yani parkurları aslında doldurma hedefi var. Direkt Kapadokya'nın ki bence birçok yarış böyle olması lazım. Kesinlikle bence de bu şeydir. Yani bu aslında bir işletme gibi düşün bunu. İşletmeden kastım yanlış olmasın, teşbih hata olmasın. Yani bir misyon ve vizyonun ve misyonu olur ya. Sen hani ben Kapadokya'daki ya da işte atıyorum İda'yı ya da atıyorum işte San Paolo, farazi konuşuyorum. Yarış isimlerine takılmayalım. Hani ben bu yarışı top seviye bir yere getirmem lazım. Yani istediğim zaman aslında Türkiye'de bunu yapabileceğim birçok parkur ve birçok şey var. Ama burada bizim tıkandığımız yer sence ne olabilir? Yani neden o Aydın abinin işte benzettiği bambu ağacının birden büyür diyor ya, o atılım ne zaman olacak acaba Türkiye'de? Arttı kesinlikle. Ama mesela patlama ne zaman yapabilir? Amerika'daki, yurt dışındaki yarışlarda o boomer etkisi var. Şu an işte kayıtlar doluyor. Yetişemiyoruz şu an bunlara. Bunu sen nasıl görüyorsun? Sence ne zaman olur bu? Abi bence bu yani acı gerçek. Bence biz görür müyüz? Bilmiyorum, onu bilmiyorum ama yani Türkiye'nin finansal refahıyla ya. Bence çok etkili şeyi var. Çünkü çok yani doğru. Kayıt ücretlerini çok gerçekten doğru. Laf ediyoruz şey olarak. Burada insanları haksız görmüyorum. Ama organizatörler tarafından baktığımız zaman da organizatörler buradan parayı kazanıyor aslında. Çok... Yani şey kazanmak da zorunda çünkü adamların işi bu. Yani düşündüğün zaman hayrına yapmıyorlar. Bir de yurt dışında da şeyi görüyorsun yani. Hani yurt dışına gittiğin zaman sen yarışlara kaç eurodan kaydoluyorsun ve TL'ye çevirdiğin zaman neler dönüyor çok yani? Abi inanılmaz yani rakamlar. Bence burada çok önemli kilit kelime az önce söylediğim refah. Refah abi. Refah seviyesi artmadığı zaman sen ne yaparsan yap yani olmayacak. Zorlanacaksın. Bütçe olarak ya şimdi sen Amerika'daki şimdi Chicago'ya gitmeyi hedefimiz var olursa işte takımdan bir 16 kişi götürüp gideceğiz hep beraber. En düşük ne kadardı ki oradaki yer kira şey otel mesela? Ya şu an hostele bakıyoruz zaten cumartesi akşamı dolmuş hostel. Ama hostelde cumartesi akşamı dışında 6 kişilik aynı cinsiyetteki odada çünkü şey bazı hostellerde karışık cinsiyet de olabiliyor yani kız kadın erkek beraber kalabiliyor. Fiyatları da fark edebiliyor. Aynı cinsiyetteki odada 100 euro, 100 dolar civarında bir ücreti var ki bu 100 dolar artı gecelik. Vergi olarak oluyor. Evet. Çünkü Amerika'daki biliyorsun şeyleri hatırlarsın 150 yani. Dolar gibi düşün 150 dolar, 150 dolar çıkmaz ama şöyle söyleyeyim yani %10, %8 konaklama vergisi olsa yani 108 dolar falan anladım, civarında gecelik anladım, yani. Hani şey olarak ucuz değil yani. Ya şey evet olarak. Ucuz değil ve şeyi düşünmek zorundasın. Ya da mesela kayıt ücreti ne kadardı Chicago'nun hatırlasana. Ne kadardı ya ben ona kara bir anı olarak silmiş olabilirim. Ben yaklaşık olabilirim. Herhalde bir 5000 TL'ye yakın verdik diye hatırlıyorum. Evet, emin değilim ama yani hani 20 ben, olsa 200. Silmeyi tercih ediyorum bu tarz bilgileri abi Kerem. Çok mantıklı yani. Yani düşünmemeye çalışıyorum çünkü düşündükçe çok şey veriyorum yani hani o kafaya takıyorsun. O yüzden dediğin şey kesinlikle doğru. Umarım biz de yani bir refah seviyesine ulaşırız da artık böyle kayıt ücretlerini vesaire konuşmayız. Gene pahalı diyelim ama onu ödeyelim, onu dert edinmeyelim kişi yani. Mesela görüyoruz Can. Yani hani sana sorayım direkt şeyi. Yani yurt dışında yarış kitlerini Türkiye'deki yarışlarla karşılaştırdığımız zaman bunu nasıl mesela değerlendirirsin sen? Ya abi işte San Sebastian'da ya şimdi bazı yarış kitleri okey güzel yani şey diyemiyorum. Montepulciano'da şarap verdiler mesela ha, bence. Yani işte anladım. Hani, ben hani bunu Türkiye'deki yarışları başarılı buluyorum. Çok başarılı bence. Gerçekten başarılı. Yani çünkü yurt dışına gittiğimiz zaman da işte şey gittik San Sebastian maratonunda ki San Sebastian böyle çok lüks bir yer yani. Hani İspanya'nın içinde ama bir o kadar dışında ama şey olarak da bölge olarak da çok şey bir bölge. Bir de aynı zamanda bu Six Majors tarzında hani şey Six Majors zaten birçok kişi biliyordur dünyadaki en büyük 6 evet, yani en büyük maratonlar arasında 6 tanesi bir özel bir şeyi bitirince size 6 maraton bitirdi mail alakalı ekstra veriyor. Bir madalya veriyor. Şeyde de İspanya'da kabaca fifth major'ı var. Evet. Onların bir tanesi. Yani en büyük 5 yarışından bir tişört tanesi. Yoktu mesela. Yani tişört bulamadık. Evet. Yani tişört ben small demiştim. Mesela large kaldı dedi kız mesela. Tamam dedim verdim. Hani oversize seviyorsun ama oversize Allah'tan. Olarak kullanırım ama yani Türkiye'de bunu olsa hani şu an hem organizasyon taşlanır hem linç edilir hem de şey olur ama yurt dışına okey diyorsun geçiyorsun yani ama ben Türkiye'deki o bakımdan birçok yarışı başarılı buluyorum. Çok yani, başarılı ben de. Kit konusunda ondan sonra planlama konusunda o yarış kiti, yarış sonrası verilen hizmet bakımından yani yani ama şeye bakıyorsun kültür mesela. Farkı var devreye giriyor orada işte yani kültür olarak şey çıkıyor ya yani mesela
İşte Boston Maratonu'na gittiğimizde birazdan onu da konuşuruz mesela. Şu an Boston Maratonu kayıtları ne oldu vesaire. Boston Maratonu'ndan sonrası çok güzeldi. İşte hani bir festival havasına geçiyor. Sen madalyanla dolaşıyorsun. Yani ben aslında o kültürü işte Türkiye'de de görebilmek istiyorum. Yani sen bir mekana giriyorsun. Adam diyor ki hani işte Gülhane Parkı'nda İstanbul Maratonu koşulurken esnaf diyor ya kardeşim yeter artık bu kadar koştuğunuz falan. Yeter diyor, barikatları böyle sallayan adamlar oluyor ya böyle. Klasik mesela her sene birisinin hastası var ve o hastası maraton parkurundan geçmek zorunda. Evet, yani hatırlarsan. Şey ki o maraton yapılacağıyla alakalı bilmem kaç gün öncesinde duyurular yapılıyor vesaire. Yine yani, küfrüyoruz yani. Sen mesela Boston Maratonu'nda madalyanı, hani şimdi Türkiye'de işte o barikatı sallayan abiden işte Boston Maratonu'nda madalyanı gösteriyorsun. İşte bir hamburgerci günü sana bedava yemek veriyor mesela. Ve adam şeyi biliyor, sen bir hamburgerle doymayacaksın zaten. Hani zaten orayı senin müşteri de bağlıyor. Güzel bir pazarlama taktiği de var. Yani kafayı biraz çalıştırırsak aslında çok güzel şeyler de var, fırsatlar da var ve bir kazan kazan durumu var yani ortada, ama umarım o dediğin gibi yine şey geliyor, refah geliyor yani birazcık. Evet. Şimdi hem refah, yani bir de İstanbul'un konjektürü o konuda çok şey ya, gerçekten şimdi köprüyü kapattığın zaman zaten iki tane alternatif var. Duruyor. Üçüncüyü saymıyorum çünkü üçüncü yani şeyden resmen Ukrayna sınırından geçiyor yani şey. Aynen. Bir gün o zaman şeyi yapalım. İstanbul Maratonu ile ilgili alternatif nereler olabilir? Olabilir. Konuşalım. Bence keyifli güzel. Olabilir. Özellikle İstanbul Maratonu'na gelirken. Aynen, İstanbul Maratonu. Okey bakalım. Şimdi şu şeye bir gelelim. Yol maratonu. Senin ya bu konuda ekleyeceğin bir şey var mı? Yol maratonlarında işte şeyi ya çok fazla doluluk var bu doluluk sene. Doluluk var. Dedik yani işte bu sene ne oldu abi? Rotterdam maratonu doldu. Kopenhag maratonu doldu. Yani bu bahsettiğimiz yarışlar küçük değil. Atina maratonu daha Kasım'da yapılacak. 27 bin kişi yaklaşık katılıyor. O doldu mesela. Zaten büyük yarışları saymıyorum ama Valencia'nın dolduğunu biliyorum. Amsterdam dolmak üzere. Valencia doldu mu ya? Valencia'da olduğunu duydum açıkçası. Ben de bakmadım şey tam. Yani Valencia şey olabilir belki. Bekleme listesini almış olabilir şu anda. Olabilir tabii, klasik. Ki o bekleme listesi güzel çalışıyor arkadaşlar. Yani hani çıkmaz diye düşünmeyin. Bekleme listesine Valencia'ya gitmeyi düşünen varsa girin. Geçen sene birçok sporcuya bekleme listesinden dönüş oldu. Takır takır geldi yani. Çünkü Avrupa'da şey kültürü artık oluştu gibi gözüküyor işte buradan dolayı. Sigortalı alalım. Biz iade ederiz, gelmeyiz, bir şey olur vesaire. Bizim birbirimiz şey yapılır, geri dönüş yani bir şekilde şey olur. Çünkü geçen sene belki Valencia normalde 30 bin kişilik bir bir kadrosu var. Büyük ihtimal 40 bin kişi başvurdu ya da 40-45 bin kişi belki başvurdu. Çünkü şeyi biliyorum, bizden birkaç sporcu böyle sıra olarak böyle yani hani şey rakam yüksek rakamlar dedi ve çatır çatır. 200. olan vardı mesela. Daha da yukarıda geldi. Olduğunu hatırlıyorum ben şey olarak, düştü direkt yani. Birçok yarışta doluluğu biliyoruz. Bu sene de Boston Maratonu'nun 128.si gerçekleşecek biliyorsun. Evet. Ve çok ciddi aslında bir başvuru şey oldu. Ne kadar şu an başvuru? Kayıt. Geçen işte yani zaten her sene Eylül'de açılıyor biliyorsun bir haftalık. 33 bin kişi yaklaşık başvurmuş ve 22 bin kişi kabul alıyor. Peki sence abi Boston'ı özel yapan şey ne sence? Neden Boston Maratonu bu kadar önden doluyor ve İnsanlar neden Boston Maratonu'na sence kualifiye olmak istiyorlar? Sence ikimiz de gittik koştuk ama ben senin düşünceni merak ediyorum. Ya bence şey anlamında eşi benzeri yok. Ya şimdi hızlı koşmuyorsan charity dışında yani kabaca parayı verip ya da tur operatöründen emin değilim ama parayı verip gidemeyeceğim bir yarış ki charity'de de bir yarış var. Yani bir çan eğrisi gibi. Sen işte atıyorum. O yüzden mesela çok saçma charity'ler yapanlar var. Sürekli işte adam mesela 10 dolar charity yapanlara takılmayayım diye işte 11.02 veriyor mesela. 11 doları da geçsin falan diye. Yani çünkü orada bir charity'de şöyle bir muhabbet var. İşte atıyorum 5000 kişi alacağım diyor. En fazla 5000 bağış yapan kişiyi Boston Maratonu'na kabul edeceğim diyor. Ve 5000'den kesiyor. O sene bağışı az yapan kişi varsa sonuçta geçmiş olsun giremiyor yani. Yani şey aşağı doğru düşüyor aslında. Bence en önemli nokta o. Yani dünyada eşi benzeri yok. Düşündüğün zaman bütün yarışlara kurayla işte ne bileyim başka çeşitlerle ya da işte ne bileyim tur operatörü yani girebiliyorsun. Ama Boston'da bir de tabii ki şeyi söylemek lazım yani 128. Edisyonu yapılacak. Ya bu inanılmaz bir rakam. Bir tabii canım. Zaten. Ben hep şey söylüyorum abi. Cumhuriyet tarihinden önce yani. Artı 28 yıl falan yani. Baktığında evet, evet. Türkiye'den. Yani bir köklü ve o dediğimiz konuya geliyor gene. Üçüncüdür söylüyorum. Refah. Yani belki çok tekrar etme. Yani refah seviyesiyle çok alakası var. Adamların derdi yoktu orada. Yani en azından öyle gözüküyor yani. Bir şey de biz günlük derdi yok. Evet. Evet günlük derdi yok. Yani sen şeye de baktın diye biliyorum. Şimdi Boston Maratonu'na
qualify olmak hani gerekiyor ya. Boston maratonuna en çok qualify olan yarışlar hangileri? Oraya gireceğiz ya. Oraya girmeden girelim. Önce ben sana sorayım. Sence niye peki Boston maratonu bu kadar özel? Ya Boston maratonu niye bu kadar özel? Gerçekten hızlı bir parkur değil. Yani özellikle gideyim ben burada PR yapayım, işte PB'mi yapayım, en iyi maraton süremi koşayım diyeceğim bir maraton değil mantıklı baktığın zaman. Hı-hı. Ama mesela ben ilk defa Amerika'ya gittiğim için mesela orası çok özeldi. Hani ne göreceğimi hiç bilmiyorum, orada nasıl bir kültür var bilmiyorum. Ya beni açıkçası yarış motive etmedi yarış içindeyken. Yarış içindeyken böyle motive değildim yani. Bir de keyif almadım. Keyif almadım, zorlandım yani, çok zorlandım. O kadar hızlı koşunca zorlanırsın ama bunu söylüyorlar ya, evet. Klasik. Hocam biraz yavaş koş. Ya bir de moralim bozuldu abi. Yani sen mesela koşuyorsun, önünde bir tane adam var. Bir sağına bakıyor, bir soluna bakıyor, tuvalete giriyor. Sen diyorsun boşa düştüm. Sonra o adam böyle yanından geliyor, fıtı 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 tekrar önüne geçiyor. Yani ama sen orada kantar içindesin, adam çok rahat falan. Ama ta ki o 38'den itibaren, artık 37-38'den böyle downtown'a girince, Boston merkeze girdiğin zamanki o uğultu, o coşku ve yarış sonrasındaki o yaşadığımız lifetime experience. Yani bir daha ben o yarış sonrasındaki o bir günü, bak burası çok önemli, yarış sonrasındaki bir gün. Yani yarış değil, yarıştan o yaşadığımız o tecrübe, bir mekana gidiyorsun. Yani kral gibi seni insanlar karşılıyor. Biz birçok yerde bizle dalga geçiliyor zannettik. Bizi çağırdılar, gel 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 gel. Tabii Necdet diyor ya arkada şey diye. Abi bize ya şimdi çağırıyorlar ama da şey yapmasınlar. Çünkü şeyi çağırıyorlar dedi. Madalya var. Madalya görünce insanlar sizi çağırıyor. Gel kardeşim sen ne yaptın diyor böyle. Lan diyorsun hani ne yaptık falan. Ya bizim kültürümüzde çünkü şey var da. Sen mi koştun maratonu falan diye şey var da. Dalga edecek zannediyorsunuz. Adam işte yemek ısmarlayan, bira ısmarlayan, sohbet eden. Yani sana şey gibi bakıyor. Yani koşmasa da maratonu inanılmaz empatik insanlar. Ve orada hani şey yapıyorlar. Necdet'in yani. Tepkisi de çok iyiydi ama şeydi. Dalga geçmiyorlar. Adamlar dalga geçmiyormuş ya diye. Aynen hatırlıyorum valla. Biz bayağı dalga geçilecek falan zannediyorduk. Peki bakalım. Yani şey aslında şey diyorsun yani oradaki kültürden dolayı. Kesinlikle kültür ve festival. Yani mesela aynısını Valencia'da yaşadım. Valencia'da koşarken dedim ki ya bundan daha ötesi ne olabilir? Valencia'nın bence en keyifli tarafı yarış parkuru. Yarış parkurunu mesela Berlin'e koşmadım ama orayı sen koştun. En güzel kıyaslamayı yapacak olan sensin. Bence şöyle bir şey var. Berlin'de Valencia'yı ayıran, Berlin en hızlı maraton olabilir ama motivasyon anlamında bence Valencia bir tık daha iyi. Şöyle daha iyi, sporcunun motive olması açısından, destekçi açısından. Yani çünkü bir Akdeniz halkına benzer bir halk var, İspanyollar biraz eğlenceli ve inanılmaz sizi motive ediyorlar. Yani hani o festival havasına geçiyor, ale, vamos, hani böyle bağırışlar, çığırışlar ve şenlik havasına geçiyor. Yani parkur tam bir şenlik. Animo vardı bir de. Animo mu? Animo'yu bilmiyorum. Ya madem şeye girdin, ya şöyle bir ben şeyi söyleyeyim. Yurt dışında bir tane makale okudum Strava ile beraber. Hı-hı. Aslında bir işbirliği yapılmış. Bu işbirliğinde aslında şeyi takip etmişler. Boston'a, ya Boston malum işte dediğim gibi 33 bin kişi başvurdu. 22 bin kişi kabul edildi. Yaklaşık 3'te 1'i kabul edilmedi ki evet. Bu pandemi dışında, pandemi sonrası yapılan Boston haricinde bu yıllık olarak şeyde en büyük aslında rakam. Katılım oldu. Zaten o yüzden de 5 dakika 29 saniyelik bir buffer var. Orada. Evet yani o buffer'ı biraz açar mısın sen şeyi bilmeyenler için? Ne yani demek yani? Buffer şeyi kastediyoruz biz burada. Yani yarışa kaydoldun ama hani qualify süren var. Bir qualify süren var ama hani senin o yarışa girip girmeyeceğin garanti değil. Yani 5 dakikalık bir barem var. Bu baremde eğer daha hızlı sporcular kayıt olursa o buffer geriye doğru geliyordu. Yani ve senin hani kayıt olmama riskin var öyle durum olursa. Sen mesela diyorsun ki ben 3.30 maraton koştum. Yaş grubunda oluyor. Ama o yıl 3.28 koşanlar varsa yani ortalama çan eğrisinde o buffer o zaman gitgide daralıyor. Bunu kastediyorsun. Evet, evet. Toplam sonuçta kaydolan kişi sayısı onların alacakları kişiden fazlaysa yani işte 22 bin kişi kabul edilmiş. Atıyorum o sene 25 bin kişi kabul edildiyse hı hı. O çan eğrisine göre belli bir miktar şey farkı düşüyor. Oluyor. Süre farkı oluyor tabii ki kaç kişi. Çünkü belli bir kişiyi dışarıda hı hı. Bırakmaları gerekiyor. Strava ile bir işbirliği yapılmış ve bu Boston maratonuna kayıtlar konusunda incelenmiş. Birkaç maraton açıkçası incelenmiş. California International Marathon, Valencia, Berlin, Marine Corps, New York ve Chicago üzerinden bir araştırma yapılmış. Burada aslında senin dediğine geleceğim. En hızlı maratonlar seviyesinde 3 tane maraton öne çıkıyor. Berlin, California International Marathon ve Valencia. California International Marathon ile Valencia. California çok ilginç ya bence. Evet. Yani o yani ama Berlin çok hızlı bir parkur ama, yani. Ya evet hızlı da.
Yani şeyi böyle çok duyduğumuz bir maraton değil yani. Çünkü bize biraz uzak açıkçası. Yani biz çünkü Amerika niçin bizim yani ülkeden genelde Türkiye'den niye Amerika'ya geliyor? İşte bu genelde Six Majors'ı tamamlamak için. Ya çünkü Kaliforniya o şeye girmiyor. Evet. Radara girmiyor. Radara yani. Girmiyor. Aynen. Çünkü yani Kaliforniya'yı bitirdiğin zaman Six Majors bitirdin mi? Hayır. Hayır. O zaman tamam gitmeye gerek yok. O kadar para değmez. Harcamayalım. Muhabbeti oluyor. Evet evet doğru söylüyorsun. En fazla Boston Qualify veren... Bu çok ilginç. Evet, Boston Qualify veren... Berlin yarış... değil mi? Berlin'in olması lazım. Berlin düşündünüz ve yanıldınız deyip. Evet. Valencia ile Kaliforniya %32 oranla beraber. Şey oluyor ki Kaliforniya'ya zaten yapılan... Yani biraz da araştırdığım zaman Kaliforniya International Marathon hızlı, çok hızlı bir maraton. O da genelde işte Valencia, Berlin seviyesindeki gibi. Ve genelde... Boston Qualify olmak için o maratonu Amerikalılar tercih ediyor. Ya bu arada peki sence ne etki ediyor? Yani Kaliforniya'nın parkurunu bilmiyorum bu arada. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Düz mü? Düz. Yani ilk, bu arada hepsi hızlı parkurlar. Evet yani, hızlı parkur da. Berlin'de hızlı, Kaliforniya'da hızlı ve şey Valencia'da hızlı. Boston Qualify sayısında %32 Valencia %32 iken Berlin %18'de kalmış. İşte bu bunun temel faktörü ne olabilir sence? Yani dünya rekorunun kırıldığı bir parkurdan bahsediyoruz. Şimdi Chicago o parkur ama Berlin maratonunda bu kadar hızlı iken niye Valencia onun önünde? Gitgide Valencia majora doğru gidiyor abi. Evet evet zaten Platinum serisi de biliyorsun şeyde. Yani, geçen yıldan katılanlar bir önceki yıl biz gittik. Sonra yani 2023 itibariyle bayağı bir katılımcı evet. Oldu oraya Türkiye'den de. Ve git çok da hızlı bir parkur. Ya ben gerçekten şeyi görmedim. Yani Valencia'yı koşup mutsuz ya da ne bileyim hani tatmin olmayan diyeyim koşucunun tabiriyle hani sonucundan işte şeyinden koştuğu performansına görmedim. Hatta bizde Serdar vardı işte aha. Sporcumuz yani düzgün antrenman yapamadı bir sakatlık vesaire yaralanma süreci oldu vesaire. O da gitti. Canavar gibi koştu. Canavar gibi koştu. Abi evet, aktı evet. Gitti diyor yani hani bildiğim için. Yani bence en büyük farklardan bir tanesi şey olabilir. Sen dil ve şey diye düşünüyorsun diye söyledin ama dilden kastım şey motivasyon evet. Aslında. Sence ne olabilir? Bence ya Berlin şimdi çok böyle şey marka bir maraton. Hı hı. Ve Berlin'e ya mesela şununla sen de karşılaşmışsındır işte sporcularda. İlk maratonumu Berlin'de koşmak istiyorum. Zaten geçmiş olsun. Değil mi? Yani geçmiş olsun. İlk maratonunu Berlin'de koşmak isteyen bir sürü ben sporcuydum. Yani bizim takımda sadece olması değil dışarıdan da çok sporcuydum. Çünkü Berlin o ismi yapmış. Ama şunu ben duymadım açıkçası. İlk maratonumu Valencia'da koşmak istiyorum. Yakında o denir. Ama ben şu yüzden geçmiş olsun dedim bu arada. Yani sen Berlin'i koştuktan sonra yani bir tane yani bir daha motive olman yani bir daha motive olman demiyor ama zorlanacak sporcu. Çünkü ilk öyle bir top noktadaki maratonda başlıyorsun ki koşmaya ilk maratonla. Ondan sonraki maratonlar Valencia'yı tenzih ediyorum ya da daha evet, evet. Büyük maratonları da çıkartıyorum ama Türkiye'de mesela o sporcunun ben çok zor motive olacağını düşünüyorum. Şey gibi düşün. İlk maratonu senin neydi? İstanbul. Peki sonra İstanbul'u bilmem kaç kere koştun, Antalya'yı koştuğunu biliyorum. Antalya'da maraton koşmadım. Koşmadın mı? Maratonum çok az. İyi yapmışsın. Sıcak oluyor. Sıcak maratonum oluyor. Çok az benim. Bak, ben Antalya'da İstanbul... koştum yani onu söyleyeyim. Aa, ben çok az maraton koşmuşum. İstanbul'dan sonra peki koştuğun maraton hangisiydi? İstanbul sonrası benim koştuğum işte ben... Valencia. Türkiye yok ya Valencia. Bir tamam. Bastın işte. Şöyle düşün yani İstanbul'dan sonra Valencia'yı koştun. Nasıl hissettin? Abi inanılmaz. Gerçekten inanamaz. Ya bizim talihsizliğimiz şu İstanbul maratonunda. İstanbul maraton değil. İstanbul 15K yarış. Ama onu boş ver. Ya ama şey boş. Abi şey bu başka bir konu. Başka bir gün buna gireriz. Tamam yani şeye gireyim. Söylemeye çalıştığım şey aslında şu. Yani başka bir şey. İstanbul yani. Maratonundan sonra Valencia'ya geçişi yaptı. Valencia'dan sonra İstanbul'u koşsan nasıl hissederdin mesela? Yani iyi hissederdim demek ben çok isterdim. Hayır iyi hissetmem yani. Sıtmayı görüp ölüme razı olmak mı demek? Orada hani şeyi görüyorsun yani bir yandan böyle inanılmaz bir şey görüp sonra attan inip eşeğe binmiş gibi oluyorsun. Yani kusura bakmasın şimdi. Maalesef kimse. Böyle yani. Hani bu bizim günahımız değil, Türkiye'nin günahı değil. Tekrar söylüyorum. Bu arada tek istediğimiz şey de aslında o büyümesi, seviyede olması İstanbul Maratonu. O yüzden zaten sen kaç kere koştun İstanbul Maratonu'na? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mı ne? Ya 5 ya 6 olması lazım. Benim de bu arada ilk maratonum İstanbul Maratonu ve... Ya bu arada gerçekten 24, 8 İstanbul, kere koştum ben de İstanbul, şeye, yani şey olsun diye açıkçası destek olmak için her sene zaten kesinlikle ben de öyle yani. Yani bu arada yani İstanbul Maratonu koştukça daha çok şey oluyorsun yani hani zorlu koşullarda koşmak nedir
İstanbul Maratonu koştuktan sonra diğer yarışlar böyle çıtır çerez geliyor. O yüzden ilk maraton hani şey olması, İstanbul Maratonu olması bence güzel. Çünkü zor bir maraton. Bence de kolay güzel. Değil yani. Ya İstanbul'u gördükten sonra açıkçası diğer maratonlarda o boost etkisini hatta Necdet'in çok güzel bir sözü var. Şey kendisi de yapar idmanlarında. İşte ben belli bir idmana kadar karbon ayakkabı giymem diyor ya. Evet. Hani ondan sonra çünkü karbon ayakkabıyı giydiğin zaman o karbon ayakkabının farkı, hissiyatını görüyorsun. İstanbul'da biraz yani ya da işte İstanbul diyelim demeyelim de sadece tek şey olmasın. Türkiye'deki işte diğer maratonlar. Ya bu işte... Türkiye'deki de olması gerekiyor. Mesela ben Castellon'da koştum abi. Yani şey... Castellon'daki yarış da öyleydi. Yani çok büyük bir yarış değil. Tam destek bu arada Türkiye'ye göre maalesef daha iyiydi. Maalesef diyorum çünkü dediğim gibi o seviyede ben de olmasını istiyorum. Valencia'da bence çok güzel bir şey daha var. Bu arada hani bizi izleyenler böyle yabancı yurt dışı yarışlarını övüyoruz falan gibi düşünmesinler. Çok güzel orada alacağımız know-how'lar var. O yüzden aslında konuşuyoruz. Yani biz ülkedeki zaten birçok yarışın iyi olmasını istiyoruz. Ve en güzel şey de benim orada gördüm. Hatırlarsan çocuklar vardı. Çocuk gruplar mesela. Evet. Çocuk destekçiler vardı ama böyle başlarında bir iki tane böyle öğretmen ve veli karışımı insanlar var. Böyle bir grup çocuk ve hepsi de böyle süslü püslü işte. Kimisi böyle melek şeytan kıyafeti giymiş, kimisi böyle samba kıyafeti giymiş. Ve siz oradan geçerken bağırıyorlar, böyle size tezahürat ediyorlar. Yarış bittikten sonra birkaç gün sonra mail gelmişti. Mailde de Valencia organizasyonu size şeyi söylüyor. Bu çocukları siz parkurda gördünüz. İşte hangi grup sizi daha çok destekledi lütfen puanlayın. Onların da kendi aralarında bir yarışmaları var. Yani şunu vurgulamaya çalışıyorum. Çocuk kültürü, yani çocukluktan siz spor kültürünü aşılamaya başlıyorsunuz ve bir oyun gibi başlıyorsunuz. Yani o çocuklar orada inanılmaz eğleniyordu. İnanılmaz eğleniyordu. Niye bizim çocuklarımız da eğlenmesin ya da bizim okuyan çocuklarımız da böyle destekçiler ve aralarında küçük yarışmalar yapılmasın diye düşündüm. Bu arada bu zaten bahsettiğin şey direkt... Bizim maratonumuz Spor İstanbul'a ben bunu ilettim şey olarak. Yani 2020'de Castellon'u koştuktan sonra o yarışma tarzındaki şey Türkiye'deki kesinlikle ya yani bu atıyorum ya belli bir bakanlıkla ya da belli bir derneklerle ortak bir çalışma yapılıp kesinlikle bu yapılabilir. Ve buradaki o rekabetten dolayı hem sporcular faydalanır hem de parkurumuz. Yani çocuklar hani, görür. Bir kültür, sağlıklı bir nesil oluşmasının temeli aslında yani orada sonuçta başlıyor. Küçük bir şey ama şey düşünsene gibi. Mesela Valencia'daki o daralan böyle bir şey vardı. Tour de France diye böyle evet, şey. Evet, hani evet. Oradan aradan geçiyorsun. Mesela bunu Prag'da da yaşadım. Bunu niye mesela atıyorum Bakırköy dönüşünde bir de çünkü o yol da elverişli. Yani sen iki şeridini kapattığın zaman tek şeritten ya insanlar niye o şekilde akmasın? Düşünsene muhteşem olur. Evet, gel git yapılabilir mesela o parkurda. Bir de onu düşündüm sen söylerken. Yine o şey konusu. Başka evet o parkuru konuşalım. Konumuza dönelim. Tekrar konumuza dönmek gerekirse. Vaktimiz az kaldı. Boston Qualify veren %32 ile Valencia ve California maratonu demişti. Aynen. Sen de sıkıştırma ya. Bu program bizim stresi. Hafıza doluyor o yüzden. Stres yaratıyorsun yani. Bu arada bu maratonlar arasında en yavaş maraton New York ve Marine Corps maratonu 4,5 saat ortalamayla en hızlı maratonda. Marine Corps bu askeri. Marine Corps'u boş ver abi orası işte, şey oraya girersek çıkamayız. New başka York'ta bir yavaş zaman. Olması biraz şey geldi. Destekçi bakımından hani bu işin en büyük menbaı ve show business'ın en çok olduğu. Onu söyleyeceğim. En hızlısını söyleyeyim. Valencia'da 3.28 ile Valencia. Ortalama 3.28. Yani bütün bitirenler arasında. Koşucuların ortalaması 3.28 Valencia bence çok iyi bir süre. Yani Boston Qualify birçok yaş grubu bunun olabileceği bir süreden bahsediyoruz. Evet. Yani şimdi neden New York yavaş dedik? Çünkü geçen sene 24 derece ve %75 nem ortalamasıyla aslında şey var ve çok sıcak. 2000 sporcu şey yarışa başlayıp bitirememiş. Bu New York için çok yüksek miktar. Aynı zamanda %3 geçen sene %3 sadece negatif split yapılmış. Bu da çok çok düşük bir rakam. Bu şeyden de kaynaklı. Bir de üstüne üstlük şunu da söyleyeyim. Sub-3 hedefleyenlerin yani senin hedefin sub-3. 3 saat 6 koşmayı hedefliyorsun. Söylemem. Sadece tamam sen söyleme boş ver. Söylemem. Sadece %30'u süre hedefimi söylemem. Evet. Yani 10 kişiden 3'ü bitirebilmiş. Sub-3 ya hedefinde bitirebilmiş. Çok 3 saat 6. Ya. Evet çok yani düşük. Hani hedefini gerçekleştirmek çok fazla. Ya o zaman işte bir şey söylüyoruz ya dış koşullar ve sizin etki alanınız yani hayatta her zaman her şeyi kontrol edemeyeceksin. Yarışta da yarış ne kadar iyi olursa olsun Valencia'da bir gün Valencia'da olmaz ama mesela Boston'da şöyle bir muhabbet olmuştu.
Önümdeki işte 3 kişi vardı. Hani Boston da sonuçta böyle çok ilginç havalarda konuşuyor. Aha. Bir kere Amerika'nın zaten kıta olarak hani hava muhalefetleri çok keskin ve bizim alışık olmadığımız şekilde gerçekleşiyor. Hani bana şey demişlerdi. Boston'da hava durumu rolling dice yani kumar yani her gün her şey olabilir. Yani bir çıkarsın hava çok iyi, bir çıkarsın fırtına. O noktada geçmiş şeye bakıyoruz. Tarihi hatırlamıyorum, 2003 olması lazım ama eski dünya rekoru aslında gayri resmi dünya rekoru 3.02 ile ama evet 2.02 ile çok çok düzeltiyorum. 2.03 ile düzeltiyorum. Geldi doğru bilgi. Boston'da rüzgar arkadan. Şeyde, evet rüzgar arkadan olduğu bir sene. Sonra iptal edildi ondan sonra. Zaten şey direkt kabul edilmedi zaten. Şey bir tane uzak doğulu bir atlet de vardı. Kim elit atletlerin yarıştan 2018. Çekildi. 2018. 2018. Adam birinci geliyor yani. Kötü bir dereceyle koşuyor normalde. 2.20 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 15 miydi? Yok 2.20 olması lazım. 2.20 civarında. 2.20 ya 2.18 Yamaguchi. Aynen. Elitler yarıştan çekiliyor. O çünkü devam yani ediyor. Ama çok kötü abi. Yani o sene giden işte... Biz bile hipotermiye giriyorduk yani yarış evet, sonrasında düşün. O sene giden işte Emir'le ben görüşmüştüm. Emir Gülümser Türkiye'de bu arada en bir çok sene içinde koşan. En fazla maraton koşan sporculardan bir böyle tanesi. Böyle bir ünvan varsa Emir aldı o ünvanı evet, yani. Hani geçen sene yetişmeye çalıştım da yani yine gir yani. Yok abi yetişemezsin ya. O Emir çok deli işler Emir yapıyor. 2018'de koşmuştu ve baya böyle yani hani... kenardaki mağazalara kendimizi zor attık falan. Evet, yani çünkü çok fena, ciddi bir fena. Dolu yediler yani. Bu arada ben Boston'da ben de yedim. Sen tabii 2,5 saatte bitirince. Ben sonrasında yedim abi. Ben sonrasında tekerlekli sandalyeyle beni götürdüler. Yani çok üşümüştüm onu hatırlıyorum. Bakalım. Peki. Bu arada bu negatif sprint oranı New York'ta %3 dedim ya geçen sene. Yine yapılan araştırmada en fazla negatif sprint Berlin ve California International Maratonu'nda yapılmış %16 ile. Valencia kaybetti yani bunu. Valencia burada evet düşmüş yani. Berlin'de olması lazım zaten bu arada. California radar alınıyor diye. Aynen. Berlin'de de Eliud Kipchoge'den dolayı olmuş olabilir yani. Ya bir de oradaki tren çok yani farklı. Berlin'deki farklı. Tren trenler yani. Daha doğrusu. Bir sürü tren oluşuyor yani. Sen tren dediğim şeydi işte o koşucuların aslında bir pact oluşturup, bir grup oluşturup o gruptan kopmaması. Yani benim yarış stratejimle bastığımda kendime bir grup buldum. Mesela o grubu tek şeyim var. Bu grubu bırakmamam lazım. Çünkü biliyorum o grubu bırakırsam bir daha asla bir daha o bir grup de o tutunamam. Grup metrobüs gibi akıyor ya. Aynen. Arka arkaya akıyor yani. Abi, şey kimse de sollamıyor birbirine. Aynen. Ya özellikle ön tarafta o mavi çizgi Berlin'de yani. Yani kafayı sağa çıkarttığın zaman zaten şey geçmek için çok ciddi bir şey çabaladığın için direkt diyorsun mavi çizginin üzerinden yani. Devam aynen edeyim öyle. Yani. Peki hocam yani şeyi soracağım benim merak ettiğim bir şey var. Dur ben soracağım. Sor. Pozitif split günah mı? Hep abi, negatif söylüyoruz ya. Yani. Şey bir de şöyle bir trend var ya. Abi hani sen çık 30 bas 35'te zaten duvara çarpacaksın. Ya da hani, 30'da. Ya da 30'da. Duvar var zaten. Elinden geleni yap. Böyle bir mantık var. Sen buna ne diyorsun? Bunu zaten elit atlet değilsin deyip olabiliyor gerçekten. Yani ya da mesela şey birçok sporcuda şunu görüyoruz. Buradan da söyleyelim lütfen. Yapan varsa arkadaşlar bir enerji seviyeniz var. Hani yarışa çıkmadan önce. Onu ne kadar düzgün kullanırsanız enerjiniz o kadar düzgün dağıtırsınız. Ve sonlara doğru enerjiniz kalır aslında kabaca yani. Ne kadar hızlı çıkarsanız. Ne kadar aslında o enerjinizden yerseniz hadi 10K'da çok fark etmez. 21K'da işte belki birkaç dakika ya da maksimum direkten 10 dakika dönersin. Böyle şey gol yersin. Maratonda. Ama maratonda affı yok. En az yarım saate kadar gider. Kesinlikle. Burada şeyi söylüyorum o yüzden yani hani belli bir her yerde şey stratejiniz olsun. Şey kesinlikle. Yani hazır kendimi iyi hissediyorken basayım denmesin. Sonra yavaşlayayım çünkü denmesin. Zaten yarışın başında ben hasta olmayan hariç yani hasta olanları kenara koyuyorum ama yarışın başında siz de etrafınıza sorun bu arada bununla alakalı. Kendini iyi hissediyor musun ya da nasıl hissediyorsun dediğin zaman abi kendimi iyi hissediyorum ya da bomba Süpermen. Gibi hissediyorum Aynen. Diye hani düşünen çok kişi oluyor yani. Tabii ki yani çünkü orada enerji yönetmek doğru. O yüzden pozitif split yani tabii ki düşebilirsin ama kalkıp da böyle bile bile hani ne de olsa zaten duvara çarpacağım deyip elinden varını yoğunu vermek de aslında bir yandan biraz bana şey geliyor. Peki saçma ben de geliyor sana yani. Şeyi sorayım. Sor. Çünkü bunu belki şey yapan ya hocam şimdi negatif negatif konuşuyorsunuz pozitif daha iyi değil mi diye koşuya yeni başlayan sporcular evet, olabilir. Koşuya yeni baş... Bunu bir açıklasın yani negatifle şöyle pozitif arkadaşlar split'i. Yani pozitif ve negatif split aslında bir de even split var ki bu
belki ben yapmış olabilirim aslında 2.30'da koşmuş olarak da hani şöyle söyleyeyim. Pozitif split aslında siz yarışa başlıyorsunuz. Yarışa başladın, hızlı başladın. İlk yarının yani yarı maratonu geçtikten sonraki... Maraton için değil, bütün mesafeler için. Bütün mesafeler için söylersek de o zaman hani maratondan gittik ya, o yüzden diyorum. Hani mesela diyelim ki 10K'dan gidelim, daha düz bir yarış olsun. İlk 5K'nızın son 5K'dan daha yavaş olduğu bölüm pozitif oluyor. Yani sen ilk hızlı çıktın ve sonra yavaşladın yarış içerisinde. Eğrin aşağı doğru gitti. Bu pozitif. Negatif ise tam tersi. Yarışa yavaş başladın. Bu kime göre, neye göre, herkese göre değişecek. Yavaş başladın, ikinci yarı daha da hızlandın. Ya da hemen hemen even dediğimiz ya da işte ilk yarında çok... İkinci yarıyla çok fark etmediği işte even split dediğimiz, evet, olaylar olabiliyor. Yani bu pozitife düşmek günah değil başta ama iyi de değil. Hepimiz düşüyoruz yani. İyi hissetmeyeceksin. Bu... Yani hepimize düş. Ben de düşüyorum abi yani, düşeceksin bunu. Antrenmanlarda olacak belki günün sonunda. Olabilir çünkü her zaman yani şey ya iyi olmayacaksın. İyi hissetmeyebilirsin ya, o günkü şartlara göre şey farklı olabilir, hı-hı, falan. Yani bununla alakalı tecrübeleri de başka bir bölümde zaten detaylı, aynen, anlatırız. Sadece aslında. Sadece bizim vurgulamaya çalıştığım şey, buraya şartlamayın kendinize. Evet. Ne de olsa pozitif duvara çarpacağım. Yok öyle bir şey yani. Neyse. Araştırmanın devamına gelirsek. Hı. Şimdi bence bu araştırmanın bu kısmı bizim için çok aydınlık atıcı. Ben hoşuma gitti açıkçası. Sizin de çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Çünkü yurt dışındaki sporcular nasıl idman yapıyor sorusunun cevabı. Maratona hazırlananlar en az yaklaşık 45-50 kilometre haftalık hacim yapıyorlar ve uzun koşuları da ortalama 15 kilometre oluyor. Fazla. Yani Türkiye'ye göre fazla. Biz şimdi de... ortalamasını söyleyeceğim. Asıl şaşırdığın şaşırdığım nokta o. Ortalama haftalık 75-80 kilometre yapıyorlar. Ortalama. Ve, evet. Uzun koşuları da 30-32 kilometreye kadar. En düşük ne kadarla hazırlanıyor bu insanlar o zaman? 45-50 kilometre. Düşünebiliyorsun yani şey klasik şeyde de var ya işte ben 2 gün 3 gün koşarak maraton hazırlanayım. Yani hani bunun aslında olmadığını kültür olarak yani şeyi görüyoruz. Yani 2 günde tabii 50 kilometre yapıyorsa ona bir şey diyemem. Tabii 2 günde o zaman zaten sakatlık nedeni yani. Peki bir şey merak ediyorum ben. Yani bizim için aslında önemli olan bir konu var. Ben daha önce de bununla ilgili bir videoda çektim. Yavaş koşuyla ilgili. Bu hatta YouTube kanalının ilk videolarındandı. Bu yavaş koşunun sence... atladığımız noktalardan bir tanesi. Önemi ne? Yani tamam bu insanlar bu kadar kilometreyi yapıyorlar ama ne kadarında hızlı koşuyor ya da ne kadarında yavaş koşuyor ya da bir maratona hazırlanırken ne hızda koşmamız gerekiyor? Yani antrenman bilgisi olarak olmasa da genel kabaca bunun bir matematiği var ve bir matematiğini bize biraz anlatır mısın? Ya şimdi ya matematiği aslında bu akımlara göre değişiyor. Hı-hı. Yani hani Okyanusya akımı var, işte Uzak Doğu akımı var, Amerika akımı var. Bazıları bize en yakın akımı anlatsın. Belli bir tempoyla koşmam gerektiğini düşünüyor. İşte mesela işte en son Lydiard'da hissiyatınıza göre gidin diyor tamamen. Yani hani easy koşu dediğiniz şey tamamen easy hissettiğiniz. Bu arada easy hissettiğinizin yani rahat hissettiğinizin altını çiziyorum. Bu çünkü çok böyle şey... Ya hocam ben 170 nabızda da rahat hissediyorum diyen sporcular da çıkabiliyor. Bahsettiğimiz şey o değil. Yani şu an mesela nasıl biz konuşuyoruz? Bu arada Ferdi alınabilir buna. Ferdi'nin de nabzı hep 170, adam şeye gitti hani doktora vesaire. Kimi sporcunun da nabzı yüksek oluyor. Yani evet. Atım hacmi düşük ama şey fazla oluyor ama hissiyatı iyi oluyor. Evet. Ya fakat tam hem çalıştığım hem hissiyatı kötü hem hissiyatı kötü hem nabzı yüksekse zaten orada sıkıntı, tehlike çanları çalıyor. Yani sen rahat değilsin o anda yani. Peki yani ben 3,5 saatlik bir maraton ya da işte ne bileyim 4 saatlik bir maraton koşuyorsam benim easy'min ne olması lazım? İşte sana çok basit bir soru soruyorum. Burada şey söylüyorum. Yani Amerika yaklaşım mesela orada genelde belli bir aralık daha çok olmasını şey yapıyor. Ben yine araştırmanın devamını söyleyeyim açıkçası. Çünkü buraya biraz giriyor ama benim de açıkçası savunduğum taraf daha çok hissiyata göre özellikle belli dönemler, rahat dönemler yani bu sezon öncesi dönem olabilir, hazırlık evresi olabilir, yükleme döneminin belli bir kısmı olabilir. Easy koşu, easy'leri gerçekten hissiyatla easy yapıyor olman lazım. Senin bana söylediğin çok güzel bir söz vardı. Haftada bazı günler çift idman yapmaya başlamıştın, hatırlıyor musun? Evet. Ve sen bana şeyi söylemiştin orada hani easy'lerle alakalı, evet easy'lerin önemini şimdi daha iyi anladım. Tabii şeklinde. Ki. Onu yani, bir açsana, o bence anı güzel bir anı yani. Yani tam tabii şey hatırlamadım ama konuyu iki tane idmanım olduğu zaman ya yani easy'leri artık ister istemez şey yapmak istiyorsun yani yavaş koşmak istiyorsun ve şeyi fark ediyorsun çünkü ertesi günüm ya da o hafta bana bir tane sert idman gelecek zaten.
Yani burada çok basit bir şey var. Easy'nin easy gibi olması lazım. Yani easy'nin açılımı da yani konuşabildiğin tempo, klasik 7 kelimelik cümleyi söyleyebildiğin rahat rahat, tane tane böyle ölüp bitmeden söyleyebildiğin tempo evrenseldir. Dünyanın neresine gidersen git bu senin rahat hissiyatındır. Pace önemli değil. Ben bir çıkıp ikinci idmanda hiç şeye bakmıyordum artık. Saate bakmıyordum mesela. Kaç pace koşuyorum ve umurumda Bazen değil 6 yani. pace falan koştuğunu Bazen 6 hatırlıyorum. pace, 6.20 ama gocunmuyorum. Yani çünkü arka tarafta şeyi biliyorum. Bugün böyle olmak zorunda. Ben bunun bir tık hızlısını yapsam ertesi günkü antrenmanın kalitesini etkileyeceğim. Kesinlikle öyle. Yani o antrenmanı da düşünüyorum. Yarışımı da düşünüyorum ve toparlanma süresini de düşünmek zorundayım. Ya yani tamam sen bunları düşünme. Ama günün sonunda da bence en temel şey yavaş koşmayı öğrenmeden, bilmeden hızlı koşamazsın yani. Net. Çok net. Şimdi şeye bak, araştırmanın son kısmında 2,5 saat ila 3 saat koşanlar ve 4-4,5 saat arasında koşanlar arasında bir araştırma yapılmış. Yavaş koşuyu hedef maraton pace'lerinden %30 daha yavaş, %30 veya daha fazla. Yani Yani atıyorum 3,5 saat bir sen maraton diyelim ki koşuyorsam. 3,5 saat ya 5 pace koşuyorsun. 5 pace'ten %30 daha yavaş koştuğunu düşün. Onların da aralığına geleceğim birazdan. %30 veya daha fazla koşuyorsan hedefini tutturma oranın %27. Eğer maraton tempondan %10 daha yavaş koşuyorsan %19 da Düştü. düşüyor. Evet, yani yaklaşık %31 bu başarı oranı düşüyor. Yani easy'ni hızlandırdın ki Evet. düz mantık. Easy'mi hızlı koşarsam daha hızlı olacağım. Ondan sonra aslında maratondaki ulaşacağın süre Evet. gitgide geriye Bir geliyor. de bir Of, çok grupta fena. izlerini tamamen maraton temposuna. Sonuçta aerobik koşuyorum diye düşünüyor. Maratonda aerobik Geçmiş alanda olsun. %99. Akşam Ben bütün izleri maraton tempomda koşayım diyen grubun da başarı oranı %14. İyice düştü yani şey olarak. Ya düşünsene sen 2.30'da maratonu kaç pace'den koşmuştun? İşte 3.33. 3.33 pace'ten koşsam İzleri... benim easy'm oğlum çok ya çok ben koşamam Aa, ya. ya bir de şeyi düşün yani haftalık böyle diyelim ki 4.10 4 140 kilometre yapıyorsun ve 3.30 pace ortalama ya. Hani hızlı koştuğunu Hayır hayır bırakıyorum 3.30 yani. 3.30'un şey maraton hani onun yüzde hadi diyelim ki şey hani biraz azalttım diyelim 4 pace'ten easy koşmak gibi bir şey bu yani. Tabii. 4 pace 4.10 pace. Ya mümkün değil. Yani Benim easy'lerim 5.20 arasında şeyin yani. bile mesela Kipchoge'nin Berlin Maratonu öncesi idmanı Berlin Maratonu'nun önceki yaptığı hafta içi idmanlar 4.40 civarındaydı. Evet. Bu adam İnanılmaz. 2.50, 2.51 maraton koşuyor yani. 2.51 Pace. maraton 2.51 koşan adam pace'ten 4.40 antrenman pace'ten yapıyor. easy koşuyordu maraton haftası yani şeylere Şey diyor göre. mudur? Hocam yavaş değil mi bu? Hafta sonu hafta sonu dünya rekoru kıramam diyordur. Diyeyim. Aynen. İki buçuk saat yani kabaca senin Benim seviyendeki bir seviyemdeki bir sporcular sporcu. izlerin ortalama %29 civarında maraton temposundan yavaş yapıyorlarmış. Bu da yaklaşık 4.40 civarına denk geliyor. Güzel, tamam. Ben o doğru Şeye yerdeyim o baktığımız zaman. zaman genelde hedefine en fazla ulaşan grupları paylaşmak gerekirse 3 saat hedefiyle çıkanlar easy'lerini 4.50-5.25 arası koşmuş easy'lerini genelde. 3,5 saat Bir daha hedefli söyler misin? Son neydi? 3 3 saat saat koşanlar civarında. yani Yani 3 aslında saat 3 hedefli 4.17 koşacaklar diyelim. 4.17 maraton koşacaklar pace. kabaca evet Ha, pace pardon olarak. özür dilerim. Şey bir bu tekrar durdurmamın nedeni şu hani genelde sap 3. Hani herkes Evet. hayaldir ya. Hani bir daha orayı başa alırsak yani sap 3'e en yakın olabilecek olan şey 3 Evet, 3 saat saat koşmak grubu. istiyorsan yani Evet. 4.17 pace veya daha hızlı koşacaksan o civardaysan yani 2.55'ti şeydi. 4.50-5.25 arası 4.50 easy'ler. 5.25. Bence 4.50 5.25. Bana bir tık hızlı bile geldi aslında biliyor musun? Bazı günler bence de yani. Yani bazı günler Ben çünkü altında koşuyorum ben ama bana da evet yani yani 5.30-5.40 koşmak keyif veriyor açıkçası. okey güzel. 3,5 saat hedefi yani yaklaşık bu 5 pace'e denk geliyor. 5 pace maraton koşmak isteyenler 5.35-6.10 arası. Mantıklı. Gitgide zaten şey olarak düşüyor. 4 saat yani sub 4 yapmak isteyenlerin de genelde başaranların Evet. easy'lerini 6.20 ile 7 pace arası yaptığı görülmüş. Yani ben burada kesinlikle şeyi görüyorum yani yavaş koşunun faydasını. Hatta bununla ilgili belki dediğimiz gibi hem İstanbul Maraton hem de belki maraton üzerinden biraz daha bu konuyu geçeriz. Çünkü bu önemli bir Bir konu de tabii yani. Güzel bir konu. şey de yapmak lazım. Yani niye yavaş koşu? Yani hani yavaş koşunun vücuttaki değişimleri ne oluyor? Üf, Yani şey olarak neler o da var? Çok mesela bunu fazla. girersek işte yani kan hücresini arttırmaktan işte aerobik Kalp kapasiteye, kasları, kardiyovasküler sisteme yani o hani girersek hiç çok çıkamayız. çok faydası var. Bak şaka değil, gerçekten çok faydası Şey var yani. gibi oldu.
Abi mucize beslenme şeyini veriyoruz, evet. Aynen. Su için. Aynen. Damlayı veriyoruz. Yavaş koşun. Gerçekten yavaş koşmanın ben çok faydasını gördüğüm zamanda insanlar bunu, hatta benim idmanlarıma bakıp Strava'da ya bu adam bu idmanı yapıyor, kesin idman saklıyor diyenler de oluyor. Ya da şey yani. Sakatlandı. Ya da sakatlandı. Ben kulağıma geldi. Can sakatlandı mı hocam, niye bu idmanları vermiyorsun diye şey yapanlar var. Çıkarız sakatlandıysa. Sıkıntı yok. Yani evet, yani yavaş koşunun hatta şöyle bir şey anekdot söyleyeyim. Yine aldığım yurt dışı eğitimlerinden bir tanesinde çok güzel bir sözü vardı adamların. Yani iyi antrenör şey tarafını da söylüyor. Her antrenör yüklemeyi yapabilir ama sadece iyi antrenörler recovery periyodunu yapabilir. Şey yapabilir. Çünkü yani recovery periyoduna baktığınız zaman bu yavaş koşuyla da aslında biraz eşleşiyor. Sonuçta sporcu biraz gerilemeyi ya da atıyorum yavaş, yani yavaşlamayı da kabul edecek. Çünkü antrenörü zaten şeyi biliyor. O dinlenme ve dediğin gibi yani o gün easy koşacak ve ertesi gün kaliteli idman yapacağını biliyor olması lazım. Bunu periyotlama ya da bloklama olarak baktığımız zaman da aynı şeye geliyor. Kesinlikle. O zaman bugünü toparlayalım mı biraz? Toparlayalım. Toparlayalım. Bugün biz bir baştan bir açılış yaptık UTMB'ye. Sonra yavaş koşuya geldik. Maratonların ve yarışların ne kadar dolu olduğunu konuştuk. Bence güzel de bir yayın oldu. Geçen ilk bölümden ben daha çok beğendim bu yayın akışını bu arada. Bakalım. Acaba izleyenlerimiz ne diyecek? Abi İzleyen an, ve dinleyenlerimiz aynen. Diyelim yani. Didaktik olmadık umarım ya. Olmadık değil mi? Olabildiğince olmamaya çalışıyorum. Kızmamaya çalıştım ben insanlara. Hani böyle şu an akım var ya, böyle herkes kızıyor. Yok şunu yemeyeceksin. Aynen. Böyle antrenman yapmayacaksın. Hızlı koşmayacaksın. Aynen. Hızlı koşmayacaksın. Bak şey yemeyeceksin. Tatlı yemeyeceksin. Yani bizim antrenörlerin görevi aslında sporcuların hayatını zindan etmek değil. Ya da onların yaptıkları şeyi yapmamak değil. Aslında eziyet etmek de değil. Eziyet etmek de değil günün sonunda. Başarılı olmaları, ama bunu yaparken de herkesin 30 yaş grubunun üzerinde bir hayatı var ve farklı bir hayatı var. O yüzden bunun da farkında olduğumuz için aslında biraz da bu YouTube kanalında tekrar hani bunları anlatmak ve aslında işin keyifli noktasına gitmek istedik. Bir sonraki bölüme kadar o zaman. Şimdilik hoşça kalın diyelim mi? Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Demeden önce şunu söyleyelim. Hı. Arkadaşlar yarışlara kaydolun. Lütfen son dakikaya bırakmayın. Ben Mozart'a dediğim gibi kaydolamadım. Evet, Mozart'a kaydı. Dışarıda kaldı organizasyonun. Daha önce keza gitmeme rağmen organizasyonla iletişim halinde olmama rağmen şu an belki kayıtsız koşacağım, belki koşmayacağım. Bilmiyorum detayını. Ama şu an çok geç kalmayın. Evet, ciddi bir yurt dışı yarışlarına da umarım yurt dışı yarışlarına da bunu söyleyeceğiz en yakın kesinlikle zamanda. Kesinlikle, zaten sıkıntı o yani, ben bunu yurt içindeki yarışlarda da konuşmak istiyorum. Keza evet. O şey yapıyor mesela, daha önce diyor kontenjanım doldu diyor mesela. Evet, aynen öyle. Umarım birçok yarışta bunu söyleyeceğiz ama olabildiğince kayıtları ya da şeyleri ertelemeyin. Evet, burası pahalı, bu ay işte biraz sıkışayım, o yüzden gelecek aya atayım gibi böyle şeyler çok yapmamaya çalışın. Çünkü yarışlar gerçekten doluyor. Evet, Valencia işte az önce söyledik, anlattık. Belki şu an düşünenler oldu bu podcast'ı dinleyip, videoyu dinleyip. Hani o hemen doluyor. Yani şu an sen kayıt olmaya kalksan bekleme listesine gireceksin. Elinizi çabuk tutun diyeyim yani. Ki yani. Valencia şey Atina. Atina 27 bin kişi kadar kayıt ediyorsun. Atina yarım maratonu da dolmuş yani. Şey, çok büyük. Rotterdam dolu. İşte Sevilla Ekim'den sonra dolmaya başladı. O yüzden elinizi çabuk tutun. Bir de her zaman söylediğim, yani bir ilk bölümde de söyledim, tekrar hatırlatıyorum. Lütfen olumlu olumsuz eleştirilerinizi, çünkü bizi geliştirecek şeyler evet. Bunlar. Yorum yazmayı, bize mesaj atmayı unutmayın. Beğenip like etmeyi falan demiyorum. Çünkü zaten şey, bize dinlemeniz bence yeterli gayet. Aynen öyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki bölümde ben de görüşmek üzere diyeyim. Ama son olarak ben de aynısını söylüyorum. Yapıcı, yani tüm eleştiriler bizim için değerli. Hatta sorulara da lütfen sorun. Ama dediğimiz gibi geçen bölümde de söyledim. Yani aklınıza takılan, danışmak istediğiniz ya da hani bir bölümde belki bir bölümü birkaç ya dakikalığına, birkaç, bir 5-10 dakika neyse artık soru cevap da yapabiliriz. O yüzden bir sonraki bölüme kadar şimdilik hoşça kalın diyelim. Umarım yayını beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz takip etmeyi ve beğeni atmayı unutmayın diyeyim. Ben o sırada. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.